Tamam. Ameliyattan sonra geçti. Salı günü olduk. Şu güne kadar bir sıkıntımız yok. Çok iyi. Tuvaletini yapıyoruz. Mahsur önünde tıkanıklık olmadığı için daha rahat kaka yapmaya başlayacaktır zaman içinde. Oldukça da ilerleyen süreçlerde daha iyi bir sürece girecektir. Ama sonuçta normal çocuğun fizyolojik bağırsak anatomisi tamamlanmış. Beslenmesi rahat. Beslenmesi de rahat. Ameliyat öncesine göre daha iyi. Rahat. Bir gün öncesine çok kötü. Kendi beyin hücreleri yani sinir hücreleri çalışmadığı için ne kadar kabızlık tedavi hastalar. Bu kabızlık şikayetleri genellikle yeni doğandan itibaren başlar. Yani anne sütü aldığında da vardır, ek gıdaya geçtiğinde de vardır. Fakat bunlar genellikle tedaviye dirençli kabızlık olur ve çocuk büyüdükçe de bağırsak uzunluğu da arttıkça ve daha çok beslenmeye başladıkça bu tür çocuklarda kabızlık azalacağına daha da şiddetlenebiliyor. Tedavi ile kısmen düzelme sağlanır ama normal bir kabız gibi hiçbir zaman tam bir düzelme bu tür hastalarda görülmez. Şimdi bu hastalığın adına Hirschsprung deniyor. Genellikle bu hastalık kabızlık ile karışan bir hastalık. 4500 doğumda bir görüldüğü için kabızlık hastalarının arasından bu tür hastaları çıkartıp çekmek zor oluyor. Bu tür hastaları çıkartıp bunları gerek tedavi verilmezse ileride ölüme kadar götürebilen bir sorunla karşı karşıya kalabilirler. Sinir hücresi olan çalışmak isteyen bağırsan önünde engel teşkil eden sinir hücresi olmayan bağırsak çıkarttıktan sonra artık bu hastaların kabızlık sorunları da kalkmış oluyor. Çocuk doğduktan sonra şikayetinin başlamış olması çok önemli. Çünkü genellikle biz anne sütünde pek kabızlık görmeyiz. Eğer çocuk doğduktan sonra birinci gün kaka yapmıyorsa, kaka yapması gecikmişse, kaka yapmama periyotlarında karnı şişiyor ve kusmalarında yeşil safralı kusma var ise o zaman bunun normal süre gelen bir kabızlık olmadığını, altında bizim buradaki hastalarımızda olduğu gibi Hirschsprung dediğimiz bağırsakta sinir hücresi yokluğu hastalığı olabileceğini akılda tutmak, bu yönden hastaları diğer kabızlık hastalarından ayırmak gerekiyor. Aslında Hirschsprung da standart bir hastalık değildir. Bağırsak felcinin uzunluğuna göre de semptom değişir. Eğer tabi bu hastamız büyüdükçe, daha fazla gıda tükettikçe çalışmayan bağırsak daha fazla semptom vermeye başlıyor. Tabi ameliyattan önce de artık kendi dışkısını yapamayacak kadar zorlandığı için anne neredeyse öleceğini hissettim dedi. Fakat ameliyattan sonra şu an her şey yolunda. Çünkü artık çalışan bağırsak yani beyni olan, sinir olan bağırsak normal makata açılmış oldu. Önünde bir engel olmamış oldu. Tabii ki takipte kalmaları gerekiyor. Çünkü bu tür ameliyatları ne kadar erken bebeklik döneminde yaparsanız o kadar bağırsak sisteminin adaptasyonu daha iyi oluyor. Çocuğumun rahatsızlığı doğumla başladı. Öyle söyleyeyim. Normalde 10 günden sonrasına sıkıntılı bir dönem olduğunu bilmiyordum kabızlıkta. Normal kabızlık. Çünkü ben iki çocuk annesiyim. Ondan sonra baktım çocuk fenalaşıyor. Kusmaya başladı ama. Kusmaya başladıktan sonra ben tedirgin oldum. Mama yediriyorum, kusuyor. O arada bir sürü mama değiştirdik biz. Bildiğimiz bir devlet hastanesine gittim. Orada da hoca şey dedi. Röntgen çekilmesi gerekiyor. Bağırsak felci olabilir, olmayabilir bilmiyoruz dedi. Biyopsi de yapılır dedi. Biz de tamam dedik, röntgen için randevu almaya gittik. 6 ay sonrasına verdim. Neyse o gün ben çok sinirlendim, eşimle de biraz birbirimize şey yaptık. Ertesi gün işte cuma günü oldu bu olay, cumartesi günü buraya geldik. Hocam görür görmez bu çocuğun poposunda değişik bir şey var dedi, anatomisi yanlış dedi. Hirschsprung diye bu hastalık varmış, biz bunu bilmiyorduk. Anüs ameliyatı yapıldı. Şu an yapıyor, sadece ağrımız acımız var, o da normal artık ama düzeldi gibi hissediyorum. Çok sıkıntı yaşadım ya. Yani gerçekten en son işte videosu da var çocuğumun, artık ölüyor zannettim. Yeşil yeşil kusmaya başladı. Bu hastalık kusmaya da şey yapıyormuş. Düşünün çocuğun bağırsakları taş gibi. Bunda öyle bir şey yok. Çocuk kilo da almıyordu. Gelişmiyordu. Son bir haftada çocuk hiçbir şey yiyip içmiyordu. İşte ameliyattan bir gün önce çocuk elimizde gitti. Artık o kadar sıktı ki yüzü gözü gitti böyle. Dedim bir şey oluyor. Ben biraz panik atan. Vallahi ben kabızlık ilaçla geçer diyordum. Ben ilk defa duydum böyle bir hastalığı ve çok şaşırdım.
Hatta doktorum dedi ki ne hastalıklar varmış, bilmiyordum çünkü. Bizim hocamız baktı, anladı alttan ama diğer hocalar bakıp anlamadılar. Devlet, özel derken 5 hastaneye gittim. Burası benim 6. hastanem. Artık sıkıldım, çalışan bir anneyim. Doğduğunda kakasını yapamadığı için Hirschsprung hastalığı olabilir denmişti. Yani biz kabul etmedik. Ailem yani büyüyünce geçer, biraz hareketlenirse geçer. Anne sütü daha hiç almadı, anne sütü alınca geçer dediler. Çocuk anne sütü aldı, yine yoktu. Ara ara kendisi yapıyordu, ben o yüzden şüphelenmemiştim. Evet, 3-4 aya kadar çok fazla kusması oluyordu. Yani karnı şiş oluyordu, çok şiş oluyordu. Gazını çıkaramıyordu, sürekli karnı gurulduyordu mesela. Yani bu gibi sorunlar oluyordu. Şu an onların hiçbiri yok. Karnı mesela normal düz oldu. Ben artık hani dedim normali buymuş demek ki. Ben şiş olanını normal zannediyordum. Ya tabii ki zorlandım. Konduramadım işte. Konduramadığım için olmamıştır, değildir, hasta değildir şeklinde. Tedavi gecikti ilk çocuğum olması sebebiyle. Anında doktor ne diyorsa, tavsiyesi neyse, komşuyu şunu bunu dinlemeden. Hani onun çocuğunda da vardı, komşumda da böyleydi. 6. ayda geçti. Onu beklemeden bir ayda, iki ayda hemen tedaviye gitmelerini öneriyorum. Yani hem benim için zordu, hem bebek için zordu. Çünkü kakasını yaparken böyle o kadar zorlanıyordu ki ya ben böyle kıyılıyordu yani içim böyle kıyamıyordum öyle.